Yəni quyudakı funksiyalarının qiymətləri sahəsini tapa bilməz. Birincisi, 2 katangens x funksiyasının qiymətləri sahəsini tapın. Bizə məlum katangens x funksiyasının qiymətləri sahəsi minus çeksizlikdən plus çeksizlik keçə. Bax, yəni bu funksiyanın qiymətləri sahəsini tapış üçün nə edirlər? Katangens x-nə t bilan belgiləyirik. O halda biz y-nin 2t funksiyonu hasıl kılalımız. Bu yerde t minus çeksizden plus çeksizlik ki bu aralıkka tekişli. Çünkü biz katangenis x'ini t ile belgiledik. Katangenisinin kıymetleri sahası bana bu aralık. Yani verilgen funksiyonun kıymetleri sahasını tapış için bana bu funksiyonun kıymetleri sahasını tapamız. Bu funksiyonun kıymetleri sahası bu doğru çizim bizge malum. Minus çeksizden plus çeksizlik geçe. Yani t minus çeksizlikke intilse bir yerde minus çeksizlikke karak yetadı. T plus çeksizlikke intilse demek bu plus çeksizlikke karak yetadı. Minus çeksizlikten plus çeksizlik için. Şimdi kalıp berilgen funksiyonun kıymetleri sahası bana bunda toplam iken. Yani ikinci misal. Bana bu funksiyonun kıymetleri sahasını tapayım. Bir yerde biz model katangens x'ni t bilen belgileyimiz. O halde y deyin t minus 2 funksiyonu hasıl kılamız. Bir yerde t modul katangens x. Eğer katangens x'nin kıymetleri sahası bana bunda toplam olsa, o halde onun modulu 0'dan bölüş çeksizlik geçe aralıkta buladı. Aralık buladı. 0 tek işliği 0'dan bölüş çeksizlik geçe. Bana bunda aralık buladı. Yani berilgen funksiyonun kıymetleri sahasını tapışını biz quyidagi funksiyonun kıymetleri sahasını tapışa keltirdik. Bak, eğer t 0'ga teng bolsa bir yerde minus 2 hosil bo'ladi. Eğer t çeksizlikke qarab intilsa o halde bir yerde çeksiz hosil bo'ladi. Plus çeksiz. Demek berilgen funksiyonun kıymetleri sahası mana bunday toplam ekan. Cevap quyidagi toplam. Üçüncü misal. Üçüncü misalda ham kelinglar mana shu mahrajni t bilan belgilaylik. Ya'ni modul katangens x ni t bilan belgilaylik. U holda biz y teng 1 taqsim t funksiyasini hosil qilamiz. Va buni aniqlanish sohasini ko'rsatishimiz kerak. Yuqorida aytganimizdek, demak, katangens qiymatlari sohasi minus -8dan plus -8gacha, uni modulini oladigan bo'lsak, t 0 dan plus -8gacha bo'ladi. Lekin bu yerda t mahrajga kelganligi sababli 0 ga teng bo'la olmaydi. T 0 dan plus cheksizlikgacha. Mana bu oralig'ini qaraymiz. Bu holda 1 taqsim t, 1 taqsim t funksiya bizga ma'lum, t musbat bo'lsa, uning qiymatlari 0 dan plus cheksizlikgacha o'zgaradi. Agar t 0 ga yaqinlashsa, bu yerda bu cheksizlikka qarab ketadi. Agar t plus cheksizlikka ketsa, bu 0 ga yaqinlashadi. Demak, 0 dan plus cheksizlikgacha. Shunday qilib berilgan funksiyaning aniq qiymatlari sohasi mana bunday to'plamdan iborat. 0 dan plus cheksizlikgacha. Endi 4-chi misolga o'tamiz. Bu misolda kelinglar tangens x ni t bilan belgilaylik. Katangens x ni ham t bilan belgilashimiz mumkin edi. Y teng t qo'shuvi katangens x 1 taqsim tangensga teng shu sababli 1 taqsim t ni hosil qilamiz. Hop, t qayerda o'zgaradi? Tangensning qiymatlari sohasi minus cheksizdan plus cheksizlikgacha. Demak, tangensning qiymatlari sohasi minus cheksizdan plus cheksizlikgacha. Lekin t 0 ga teng bo'la olmaydi, mahraj 0 ga teng bo'lishi mumkin emas. Şu sebeple t tegişli minus çeksizden 0 geçe ve 0'dan plus çeksizli geçe de bir yazalımız. Şimdi yakını berilgen funksiyonun kıymetleri sahasını tapışını biz kuydaki funksiyonun kıymetleri sahasını tapışı getirdik. Bak, yani bu kandı sallarga teyin bulurlardı. Kıymetler sahası degeni kandı sallarga teyin bulurlardı degen sorulara cevap verişimiz gerek. Yani t koşu, bir taksın t, kandı a sallarga teyin bulurlardı. Agar t bana bu aralıkka tegishli bo'lsa. Va buni t ga ko'paytiramiz ikkala tomonini. Bu holda t kvadrat qo'shuvi 1 t
eng a ko'p aytib o'tdi. Endi mana hosil qilamiz. Chap tomonga o'tkizsak t kvadrat minus at plus 1 teng 0 teng nimani hosil qilamiz? Mana teng nima hosil bo'ladi? Xo'p, bu yerdan qachon bu tenglama ildizga ega? Tenglama ildizga ega bo'ladi agar uning diskriminanti katta yoki teng 0 bo'lsa. Diskriminantni topamiz. A kvadrat minus 4ac 1 ko'paytirib 1 4. Demak bu katta yoki teng 0 bo'lishi kerak ekan. 4 ni o'ng tomonga o'tkazamiz. Va ildiz chiqaramiz. Modul A katta yoki teng 2 tengsizligini hosil qilamiz. Xo'p, mana bu holda ildizga ega bo'lar ekan. Xo'p, ildiz 0 bo'lib qolmaydimi? Chunki 0 ga teng bo'lishi mumkin emas. T o'rniga 0 qo'ysak, biz 1 teng 0 tengsizlik tenglamani hosil qilamiz. Demak, T 0 ildiz bo'la olmas ekan. Demak, barcha shunday a'lar to'plami, ya'ni berilgan tenglama mana bu tenglik bajariladigan, shu tenglamani qanoatlantiradigan, tenglama ildizga ega bo'ladigan a'lar to'plami mana bunday to'plam bo'lar ekan. Demak, qiymatlari sohasi YF minus cheksizdan minus 2 gacha va 2 dan plus cheksizlikgacha. Mana bunday oraliq bo'ladi.